Ben Akın Bey'e bir söz vermek istiyorum. Kemal abi, bir de bir de var. Başka konuşmak isteyen varsa... Son konuşma Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Tabii bir şeyi düzeltmek istiyorum. Bizim odalarımızda, derneğimizde asla hiçbir zaman siyaset yapmayalım diye bir konu olmamıştır. Meslek mücadelesiyle, demokrasi mücadelesiyle, ekonomiyle, insan haklarıyla ilgili her zaman burada siyaset de olacaktır, mücadele de olacaktır. Bizim siyaset yapmayalım dediğimiz konu parti kurucuları yapmak. Evet. Buralarda parti kurucuları yapmak. Partilere arka. O partinin, bu partinin siyasetini yapmayacağız orada. Asla bu örgütte bugüne kadar siyaset yasağı olmamıştır. Tabii bir üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalar, bu hazırlıklar genç arkadaşlarım çok kolay olmuyor. Saygı karşılıklıdır değerli arkadaşlar. Ne kadar saygı gösterirseniz o kadar saygı duyarsınız. Şuradaki biçim de bir saygıdır. Burada panelist olan, bu kürsüde oturanlar değerli arkadaşlar, bazı şeyleri öğreneceğiz. Kimseye sınırlama getirildiği falan da yok. Bir forum da değil. Bu tip bunları öğrenmemiz lazım artık. Ya soru sorarsınız ya da kısa olarak katkınızı sunarsınız. Bunun başka şekli yoktur. Yoksa bunları, bu yapıları ayakta tutamayız. Bu tip kongreleri yapamayız değerli arkadaşlar. Yani saygı burada başlıyor. Bu saygıyı birbirimize göstermezsek önce kendimize saygı duyacağız, sonra başkalarına ve saygı bekleyeceğiz. Bu anlamda da bunu bir türlü kurmakta zorlanıyoruz. Mutlaka eksikler olur, hatalar olur ama buradan başlamak lazım. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkürler. Hakkınız olacaksa buyurun. Değerli arkadaşlar, sunumu yaparken dedim ki ben başkana sunumu gönderdim. Sadece metni okusam, inanın bir saat sürer. Fakat ben bu atmosfere 30 yıldır meslek mücadelesinin içindeyim. Daha kapıdan girerken gördüm, insanlarda bir birikim var ve söylemesi lazım. Bu hep birileri konuşuyor mantığından ziyade tartışmanın da daha seyrini geliştirmek, karşılıklı soru cevaba dönüştürmek anlamında söyledim. Ama yüce arkadaşa katılıyorum. Yani bir panelist gibi konuşmaktan ziyade tabii ki küçük katkılarımız varsa yapacağız, soru soracağız. Onun için dedim mutlaka derneklere, dernek şubelerine sahip çıkın. Çünkü biz de bu dernek şubelerinde birbirimize eğittik. İnanın ilk kürsüye çıktığımız an Yahya Arkan, biz koordinasyondaydık, dedi ki ya oturumu kim yönetecek, heyecanlanıyor. Şube yöneticisi olmuşuz ama birbirimize vermemişiz daha. Tanışıyoruz. İnanın o şubelerde yaptığımız toplantılarda, konuşmalarda başladı, seminerler, paneller derken işte onun için dedim iki dönem sonra dedim ki aman dokunmayın. Başkan kalsın, insan kolay kazanılmıyor. İnanın ben Avrupa'da gittim, yöneticiler gördüm. Böyle ucuz şeyleri de artık bir kenara bırakalım. 30 yıldır kurumun başkanı olanlara var, dört elle sahip çıkıyorlar arkadaş. Yeter ki üretken olsun, yeter ki örgütün sözünü dinlesin, birlikte üretsin, birlikte sahiplensin. Asıl olan o. Bizler de dernek şubelerimize sahip çıkacağız. Dernek şubelerinde örgütleneceğiz, örgütlüğümüzü geliştireceğiz, aynı düşünceyi dillendireceğiz. Orada geliştirdiğimiz düşüncelerle, bakın meslek yasasına vesayetten bahsediyoruz. Ben dedim ki konuşma metninde, inanın Cumhuriyet kurulduğundan beri, 61'e kadar yok yasal düzenlemeler, 50 ile 57 arasında bütün meslek örgütlerinin yasası çıkmış. Kamu kurumu niteliğindeki örgütlerin. Ama 61 anayasasından sonra anayasaya girmiş de ne olmuş? 82 anayasası dahil 3 paragraf mesleğin örgütlenmesi çıkar falan. Sonra yasaklar, 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 ancak ve fakat diye devam eden cümleler. Şimdi en son kurulmuş bir oda. Samimi söylüyorum, eğer bu dernekler, bu yapılanmalar olmasaydı bugün bizler çok gerideydik. Bugün kıskanılacak düzeyde oda ve TÜRMOP çalışmaları var. Ben de içinde yer aldım 2 yıl, 3 yıl. Eğitmenlik yaptım. Değerli arkadaşlarım, böyle bir şey olamaz. Ben iş yapmaya zaman ayırmadım. Bu yaşına kadar cumartesi, pazarım eşim ve çocuklarıma aittir. Bir istisnası vardır. Cumartesi, pazar eğer çocuklarımla, eşimle değilsem bu dernekle, bu meslekle beraber oldum. Yakıtını koydum, ilçe ilçe görev verdiler, gittim eğitmenlik yaptım. Bu yaşa geldim, bir tek lira eğer bir, ne diyeyim yani huzur hakkı falan almışsam zehir sıkım olsun.
davranıştır. Aristoteles diyor ki insan siyasal bir hayvandır. Tabii ki yemek yeme biçiminden, örgütlenmeden her şeyimizde siyaset vardır. Biz siyaset olmasın derken parti kuyrukçuluğu olmayacak, aday gösterme, içine taşıma, o bizi böyle. Bizim mesleki örgüt olarak sunduğumuz görüşlerin toplum önündeki saygınlığını yerle bir eder, güvenilmez hale getirir. Biz meslek örgütü olarak üretmeliyiz. Toplumun ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel her alanında. İşte üretiyoruz da İstanbul Odası'nın yayınladığı çarçaf çapraz raporlar var. İSPO'nun araştırmaları yayınlanıyor meslek odası olarak. Ve diyor ki bizler dernekler olarak da o eski canlılığı yeniden üretmeliyiz. Dernekler görece olarak daha özgürdürler. Daha kolay örgütlenirler. Gönüllülük temellerindedir. Ve üzerlerinde vesayet diye bir şey tanımazlar. Eğer biz bunu yeniden hayata geçirirsek çok daha başarılı oluruz. Ve bütün derneklerimiz, bütün mesleki örgütlerimiz bu vesayet ortamında yaşayan odalara ve tüm oba sahip çıkmalıdır arkadaşlar. Mutlaka sahip çıkmalıyız. Sunum yapan hocalarımız çok haklı olarak diyor ki arkadaş senin elindekini kaybetme. Bakın o da gidecek. Ben diyorum ki ya vesayet var. Kötüye gidiyor meslek. İşte KGK kuruldu, bağımsız denetim gidiyor. Hocanın dediği gibi ya bunlar muhasebe mi? Tam muhasebe yapmaya devam etsinler. Denetim, müşavirlik falan filan birilerine gidecek, gidiyor. Değerli arkadaşlar, ben şöyle düşünün ya. Arkadaşımızın dediği gibi yeminli mali müşavirler, biz serbestten gelenler, uyduk, istifa ettik. Yeminli mali müşavirlik müessesesi kalktı. Ne oldu arkadaş, sizin gelirler mi artacak? Mükellefleriniz mi artacak? Şey yeminli mali müşavirler sizin ekmeğinizi mi paylaşıyor? Hayır, sen öyle bir hakkın değerli var. Arkadaşlarım bakın. Biz meslek yasasını çıkardığımız zaman bile dedim ki bizim örgütlülüğümüzün tam ulaştığı aşamada çıkmadı. IMF istediği için, uluslararası finans kuruluşları istediği ve bastırdığı için bu meslek yasası bizim istediğimiz gibi değil ama çıktı. Her olumsuzluğuna rağmen sahiplendik, mesleği vesaire olmasına rağmen yasal statüye kavuşturuyor diye sahiplendik. Tezelden hemen bir platform oluşturulmalı. Bütün derneklerimiz, odalarımız meslek yasasını, alternatif konacaksa da alternatif meslek yasasını, olması gerekeni çalışalım, hazırlayalım. Ama sakın ha bugün gündeme getirmeyelim. Siz A çıkarmaya çalışırsınız, elinizdeki B'yi çalarlar. C dersiniz, Z'ye giderler. Arkadaşlar, siyasi konjonktür ve iktidar bugün bu konuların gündeme getirilmesine müsait bir yapıda değil. İyi niyetle en tecrübeli arkadaşımıza bile söyleyin, gelebilecek bir yasa önerisinin meclisten hangi maddeleri değiştirerek, hangi haklarımızı gasp ederek, hangilerini yok ederek çıkabileceğinin garantisini hiç kimse veremez. Kusura bakmayın. Bakın deminden beri söylüyorlar, torba yasa çıkıyor. Yeni torba yasa da bir cezalandırma anlamında gelmişti. Hatta Barolar Birliği Başkanı bir konuşma yapınca Adalet Bakanı hemen peşinden, efendim onlar da bilmem neye göre seçildi. Biz de getirelim onların nispi temsili de görsünler demişti. Demek ki o nispi temsili de cezalandırma anlamında getiriyorlar. Demokratik olsun diye getirmiyorlar. Ya şimdi ben düşünüyorum, farklı düşünebiliriz. Mustafa Coşkun arkadaşım demokrasi diyor, olabilir. Ama seslendirelim, düşünelim ve örgütsel karar alalım. Şimdi eğer demokratikse niye muhalefet partisinden de alıp hükümete bakanları paylaşmıyor? Meclise, odada meclis var, tüm opta var. Orada da nispi temsil var, delegede de nispi temsil var. Herkes grubundan aldığı oy oranında zaten temsil ediliyor. Görüşünü dile getiriyor, tartışıyor. Bunda bir sıkıntı da yok. Şimdi özellikle içinde bulunduğumuz için bir kavgayı başlatmak, hedef büyütmek, bir anda birçok kavgayı çıkarmak hiçbir akıllı insanın düşünebileceği şey olmamalı. Kavgada strateji mümkün olduğu kadar hedefi küçültün. Bugün bizim üstümüze geliyor. Örgüt olarak geliyor, meslek mensubu olarak geliyor, meslek olarak geliyor. Biz kendimizi savunamıyoruz. Elimizdeki işler gidiyor. Dönüyoruz. Hiç alakasız bir şeyin kavgasını başlatıyoruz. Ne adına arkadaş? Ne adına? Yani bunu kaldırdığınız zaman gerçekten her şey süt liman olacaksa amenna.
Zaten Milli Mali Müşavirliği, bakın orada bir strateji hatası oldu. Çıkardıkları zaman biz serbestten gelen meslek mensuplarının da sınavla yeminli mali müşavir olacağını, bu seviyeye geleceğini, %25-30'u olacağı hayaldi arkadaşlar. Onlar Maliye İdare Teşkilatı'nda çalışmış, emekli olmuş, bir takım insanlara emekliğinden sonra işte bir işler yapsın falan gibi düşünülmüş, çıkarılmıştı. Hemen toparlıyorum. Biz bir şeye arkadaşlar geldik ve bunu bakın TÜRMOB'da yeminli diyorsunuz, Nail Sanlı yeminli olsa da olmasa da yöneticilik yapabilecek arkadaşımızdır. O değerdedir. Bugün TÜRMOB'da yani yeminli olarak seçtiğiniz odalarda seçilen arkadaşlarımızın da bir kısmı çoğu sizin gibi bizim gibi büroculuktan, muhasebecilikten gelme insanlar. Çok ayrı gayrı yok, onu da açtık. Bu anlamda örgütlerimize sahip çıkalım, mesleğimize sahip çıkalım. Birlikte olalım, iri olalım, diri olalım, dik duralım ama birbirimize tahammül edelim, birbirimizi ötekileştirmeden sayalım, sevelim, kucaklayalım. Hep birlikte bunu başarabilirsek yarınlarımız güzel olur. Saygılar diliyorum.